ara sıcaklarımızı tadına önce ben bir şey söyleyebilir miyim? Necla'nın benim yaprak sarmama dediği için söylüyorum. Benim yaprak sarmalarım en azından yanmamıştı. Sizde, bende, Sevim Hanım'da, Muhammed'de hepsinde görüyorum. Ben yakmadan düz bir şekilde getirebilmiştim yaprak sarmasını. Sizin de yakmamanızı tercih ederim. Bu bir yanmış yaprak sarmasıdır Necla Hanım. Bu dibi mi? Evet, dibi. Dibinin yanmış olamaz. Dibinde bence yanmamış. İki gayet de güzel yanmamış. İki kat sert dibinde beni dinler misiniz arkadaşlar? İki kat dibinde yaprak vardı. Fark etmez. Onlar yanmamışken bunlara yandı demeniz... Siz buna yanmış diyemiyor musunuz yanmış şimdi? Yanmış değil. Çünkü ne canım, var yanmış. Testere var mı canım? Evet, benim böreğime testere istiyordunuz. Çok sert gerçekten yaprağım pişirmiş. Dışının yaprağı pişmemiş Necla'cığım. Çok özür dilerim. Bir tadına bakın öncelikle. Ben bunlar bana bilinlik geldiği için... Senin bilenecek bir yerin olduğunu düşünmüyorum Necla'cığım. Kendini bu kadar kaftanda görme lütfen. Ben kendimi kaftanında görmüyorum. Kimse kaftanında değildir. Sonuçta hepimiz insanız. Duygularımız sadece farklı farklı. Daha tadına bakmadam. Ben tadına bakmadan değil, ben dış görünüşünü eleştirdim. Sen benim masamda aynı şeyi bana yaptığın için. Ben yanmadığını söyledim. Ben senin bir şeyleri anlaman için sana empati yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnce ve güzel sarılmış ama yaprağı sert. Evet, yaprak çok sert. Çok sert. Aynen. Sen bu yaprağı evden getirdin ya, haşlayıp mı bidona bastın yoksa kuru kuru mu toplayıp koymuş? Kuru kuru. Kuru kuru. Peki burada kaynattın mı, sadece sıcak su mu döktün? Kaynattık. Kaynattık. Tencerede kaynattın yaprakları. Tabii kaynattım, sonra soğusun diye hemen onu kenara aldım. Esra, o kadar içi pişmiş mi? Ki. İçi pişmiş, ekşi lezzetli. Sadece yaprağı pişmiş. Yaprağı pişmiş. Evet. Peki. İçi lezzetli, güzel. Ben Haydari'yi de böyle koydum. Hani yanlış anlamayın, bazen böyle daldırıp da yiyorlar. Çünkü yaprağı yakışır yaprak sarmasına böyle meze. O yüzden öyle tercih ettim. Peynir aynı kullandın tabakta mı Haydari'nde? Tabii ki kullandım. Esra, Haydari'yi beğendin mi? Beğendim. Güzel, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Beğendim Haydari'yi. Sevim Hanım? Ben de Haydari'sini beğendim. Bir tık sarımsağı belli. Onun dışında güzel. Yaprağın da dediği gibi Esra'nın, katılıyorum Esra'ya, çok sert. İçi iyi. Çok sert. Ama yaprak çok sert. Yanmışlığı var mı Sevim Hanım? Burçak Hanım'a katılıyor ben musunuz? Bende yok. Burçak'ta varsa bilmiyorum da mı? Burçak senin tabağına da baktı sanki. Benim tabağıma ben de yok mu? Ben görüyorum. Sevim Hanım'ın tabağında da yanmış var demiştin sen sanki az yok, önce. Yok, bende yok. Bunlar kendim yanmış değil şeyde, Muhammed'de var. Yanlış söyledim. Bende yok, söyledim. Yanmış. Peki dışı pişmemiş değil diyorsun. Bunlar çok gayet olmuş. Yanmış. Necla peki bu yanmış mı Sevim Hanım? Siz yanıkla. Ya baktım. Rengi koyu. Direkt gösteriyorum. Rengi koyu sadece. Salça sosla da birleşti Burçak Hanım. Fark etmez. Aşağısı birleşmiyor ki salça sosu. Yukarısı birleşiyor. Rengi koyu sadece. Rengi koydu, hani koyu biber salçası, rengi çok koyu hayır, olur. Bir tarafı yeşil. Bende yanık yok, bilmiyorum. Sevim Hanım da bilir, biber salçası, el yapımı Esra'cığım, yani. Esra'cığım, göstereyim canım. Burçak'ınki yanmış. Adı, yanmış işte ama ya. Ama bizde yoktu. Tencerenin dibi değil mi? Evet. Dibi. O yüzden böyle dibi olmuş. Değil. Arkadaşlar, altında yapraklar. Tamam. Üç kat yaprağın üstünde. Tamam. Onlar yanmamışken bunlar nasıl yanmış oluyor, ben ona şaşırdım. Hayır şimdi bakın şöyle bir siyahlık var ya. Evet. Burada da var. Yaprağımız koyu arkadaşlar. Benim salamura değil, senin tamam, salamuran gibi değil. Mesela bakın burası açık yeşil, burası koyu. Ben hani... marketten ama aldım yapraktan zaten. Yapraktan ötürü bu yani. Çünkü yaprağımız Necla biz bahçeden... Ya. Bizimkiler yanmamış bak. Bizimkilerde yanmış hiçbir ya. Sıkıntı yok. Buna yanmamış diyebiliyorsun. Kayıbesiz diyebilir miyim? Burçak'ın da var. Yediğinde var işte. Yanık tadı geliyor evet, mu? Evet geliyor. Yanık tadı geliyor mu arkadaşlar? Yok bana gelmiyor. Benim tabağımda yok, yok ki. Benim tabağımda var. Bunun tadına baksınlar bir de. Ben yanmadığını düşünüyorum. Ben senin zaten bunu seninle ne koysam Burçak Hanım siz evet, beğenmeyeceksiniz. Evet sen kuşta kondursan beğenmeyeceğim. Doğru söylüyorsun. Duruyor, gösterebilirim. Getir tencereyi, getir tencereyi. Madem kendini ispatlayacaksın göster bakalım. Şimdi Burçak'ın art niyetli olduğunu söylüyor çünkü. Yani bilerek beğenmediğini söylüyor. En azından sen de bu suçlamadan... Ben bilerek suçlamadan... beğenmediğim değil, tabağımda arkadaşlara da gösteriyorum. Arkadaşlar, çünkü bak, hiç böyle bakın, bir şey bak, yapmadım. Tencerenin dibinde bir tane siyahlık görüyor musunuz? Bir tane. O zaman bu nasıl böyle oldu? Evet bu nasıl böyle oluyor? Nasıl böyle oldu? Ben onu bilmiyorum. O öyle savunuyor. Bakın arkadaşlar yok, ben onu başka yerden ama senin getirmedim. Tabağındaki de böyle. Başka yerden git bak. Yanmadığı halde koyu hadi rengi. Hadi benim tabağına bakalım. Koyu göremiyorum rengi buradan ben. Ben yaprağın modeli yani yaprak böyle diyorum. Kendimiz bahçemizden topluyorum. Kararıyor hani mu yani bir cinsi kısım de öyle olabilir. Şimdi ben çiftçi ama değilim. Ama yanık tadı da alıyorum diyor. Ama geliyor. Bunlar yanmamışken. Sevim Allah aşkına şunun tadına bakar mısın ya? Bunlar lütfen yanmamışken. Ben yalvarıyorum Muhammed sana. Ben yanmamışlar. İki tane yedim. Bunun tadına bakar mısın lütfen. Yanık tadı geliyor. Geliyor mu siz? Yani burada yanık yok. Bu da pişmemiş. Kesince belli oluyor karartı zaten. Karartı da yok. Hafif bir karamelize tadı geliyor işte ya. Var.
Bilmiyorum bak burada bir tane bile yanık. Acaba yapraksız bir yerine de denk geldi hafif böyle bir. Ucu olabilir. Ucu da gelmiş olabilir. Ama ben bunlar yanık şey değil. Uçağın bu şey daha az pişmiş benim. Olabilir göre. Belki kenarına ben ona şey yapmıyorum ama bu pişmedi. Yani benimki pişmiştir. Yaprağın çok sert ama yanmamış gerçekten. Yani yanmış. Bence ben şu an şey, yanık olmadığını düşünüyorum. Sarmalarım yanmadı. Tencereyi getirince de geri adım atmak istemedi. Sarmam güzeldi. En azından arkadaşlarım bazıları beğendi. Tencereyi getirdikten sonra Necla'nın beni ikna edemedi. Çünkü yanmıştı. Herkese de gösterdim bunu. Ben ikna oldum. Gerçekten yanmamıştı. Sadece yaprağı sertti. Sadece yanıklar benim ve Necla'nın tabağındaydı. İkimizi almıştı yani bu yanıkları. Bilerek ya da bilmeyerek. Sarma yan taraflarına geldiği için bence bir tık yanmıştı. Peki. Muhammed'in yorumunu öyle dinleyelim. Muhammed. Ben yaprağı çok fazla sert buldum. Zaten direkt attım ağzıma kart kırt kart kırt bayağı bir çiğnedim. Burçanki daha kötü pişmesi yani bizimkilerden evet, daha kötü. Evet yaprak çok aşırı sert. Haydari'nin de sarımsağı biraz yoğun geliyor. Evet, güzel. Belli. Peki afiyet olsun. Şerbetini evet sorabilir miyim Necla neyle yaptın? Şerbetimi kırmızı erikle yaptım. Yalnız arkadaşlar bu lohusa şerbeti değil. Lohusa şerbeti ayrı yaptın yapılır. Lohusa şekeri alınır. Bu lohusa... Lohusa şerbeti demedik ki zaten. Ben söyledim. Biz evet lohusa şerbetini böyle yapıyoruz Necla'cığım. İşte bu lohusa şerbeti değil. Valla benim doğumumda gayet yaptın de bunu burada yaptılar kendim Kadir Bey. Yaptım. Yani eriği getirdim. Erikle benim annem kırmızı erikle yapar. Kırmızı erikle. O zaman siz yanlış biliyorsunuz. Aktarlarda ayrı etten lohusa... Bizde yani lohusa şekeri biz diye satılır. Bizde lohusa şerbeti böyle olur. Demek kırmızı anneniz, erikle yapılır. Yani anneniz yanlış biliyormuş. Vallahi ben bu eriği burada kaynattım. Bence sen benim annemle kendi şeyini karıştırma. Anneme de öyle şeyler söyle. Anneniz yanlış biliyormuş deme. Sen yanlış biliyorsun. Ben emin ol. Ben aktarlara benim annem sordum yanlış bilmiyordur. 4-5 evet aktara kırmızı da sordum. Kırmızı lohusa şerbeti var. Onu ben biliyorum. Evet, bizim oralarda da var. Kırmızı evet, ben de diyorum ki. Suya katarsın, karanfil atarsın, tarçın atarsın içine. Peki Burçak senin lohusa şerbeti demendeki sebep neydi? Benim doğumumda yaptılar Kadir Bey. Hayır, sofraya mı gitmez? Evet ben sofra yemeğe gitmez ve sofraya şerbeti gitmez dedim. Bence çok lezzetli bu şerbetim. Ben beğendim. Osmanlı olması için ekstra ne var içinde? Bana hakkını yemez. Osmanlı şerbeti. Padişah kavunda kaynat. Aynen ne de yaptın? Onlar da bak tarçınla karanfille. Tadı güzel. Tadında hiçbir şey yok. Tadı güzel geldi. Ben masaya yakışmayacağını söyledim. Tadını ben de beğendim. Tadında sıkıntı yok. Kendim erikleri yani tek tek kesip şey yaptık. Kendim süzgeçten iyice kestim. Yani geçti. Peki sen niye Burça? Hani siz öyle yapıyorsunuzdur demedin de annem yanlış biliyor. Annem öyle yapıyor dediği için kendim benim annem böyle deseydi. Annem öyle yapıyor dedim. Annem öyle yaptığı için demedim ki benim annem benim doğumda aynı şerbeti işte, yaptı dedim. O yüzden o yorum yaptım. Anneniz yanlış biliyormuş dedin demek ama. Öyle yani. Annem konusunda alıngan davranmadım. Az bile söyledim. Necla'nın bunu söylemesi çok yanlış. Ben olsaydım daha fazla tepki verirdim. Yayın olmasaydı daha fazlasını da söylerdim. Burçak Hanım bir tık haklı çünkü orada annesine söylenmesi çok yanlış geldi bana. Hani annesini katmasına gerek yoktu. Şerbeti beğenmeyen var mı? Ben beğendim. Yok ben beğendim. Gayet güzel. Uymuş ben onun yanına. Bence uymuş. Ben seviyorum. Peki afiyet olsun. Yani sarmanın Haydar'ın yanına gitmiş mi evet, şerbet? Evet gitmiş bence. Biraz ekşili bir de tadı. Bence ana yemeğin yanında ben daha beğendim iyi olurdu. Bence ben de aynı fikirdeyim. Sen niye birden öyle sinirlendin Burçak? Ya annem söz konusu olunca benim yanlış kızım ve annem laf söz konusu olunca hani yanlış ama yanlış bir kelime kullandınız. Olabilir özür evet, dilerim. Siz nasıl bir benden özür dilediniz, yanlış ifade ettiğinizi söylediniz. Ben evet de bunu kabul ettim. Ay bir şey olmadı. Tamam, hani yok, aynı şekilde şey kabul ettim Burçak Hanım. Yanlış ifade ettim sadece. Burçak Hanım'ın annesine kesinlikle laf etmedim. Anneniz yanlış biliyor olabilir dedim. Ben de yanlış biliyor olabilirim. Yani bunu mesela eğer yanlış biliyorsam Esra Hanım da bana ya da Esra Hanım, Burçak Hanım bana söyleyebilirlerdi. Ama ben Osmanlı şerbeti olarak bunu biliyorum, bunu yaptım. Annenize burada kesinlikle laf atmak için yanlış anlamayın. Öyle bir şey söylemiyorum. Belki hani... Ben de yanlış biliyor olabilirim. Olabilir, belki bu olabilir, tabii lohusa olabilir şerbeti diyorsanız lohusa şerbeti de olabilir ama ben Osmanlı şerbeti olarak bildiğim için Osmanlı şerbeti diyorum. Evet, ana yemek olarak çökertme kebabı geliyor. Sabah herkes dedi ki özellikle patatesine dikkat edeceğiz dediniz inceliğine. Yanında da Meksika salatası var efendim. Hadi bakalım bekliyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Geçen gün Burçak Hanım kızından bahsettiğinde Necla hiç üzülmemişti. Surat ifadesinden onu alamamıştım ben. Ben Necla'nın gerçekten duygusuz olduğunu sen düşünüyorum. Sen de tekrardan programı seyredersin. Ve üstelik benim ağlayabilirsin. Ben ama hemen sen ağlayabilen bir insan değilim. Sen duygu sömürüsü yaptığını düşünüyorsun bence. Ne alakası ben öyle var düşünüyorum. Esra Hanım? Ben öyle ben düşünüyorum. Ben hemen ağlayabilen bir insan değilim. İnsanlar sen üzülme birden, ifadesi de göremedim hemen suratında. Hemen insanlar duygularını ifade edemez. Sen benim içimden kalbimden geçeni sen biliyorum bilemezsin. Bana öyle geldi. Sen ağlayabilirsin. Burada hiçbir arkadaşımız ağlamadı. Geldi.
Sen ağladın sadece. Ben de yani vah 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 tüh 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 ben bunu Esra, niye ben de ağladı. Ben Esra'yı ben de vah vah tüh tüh yapmadım ama biraz üzülebilirdin. Surat ifaden de hiç üzgün durmuyordun. Yani bu dediğim çok saçma. Hadi ağlamadığı için üzülmediğini düşünürüm. Öyle bir şey olamaz yani. Burçak'ın duygu sömürüsü yaptığını nereden, yani öyle bir şey iddia ettiğini nereden biliyorsun Burçak'ın? O izlenimi verdi. Öyle izlenimi verdi evet. Sevim Hanım ben da ben öyle bir şey kesinlikle kastetmiyorum. Herkesin evladı kendine çok kıymetli. Bak şu an ağlayacağım herhalde. Ben de çok zor yollardan geçtim. Yemek herkes bir yerlerden geçti. Ama anlatmak istemiyorum. Kaç gündür söylemedim. Necla'nın gününü bekledim. Gerçekten söylemeseydim içimde kalırdı. Hala da aynı fikirdeyim. Necla bence duygusuz. Ben de Necla'nın duygusuz olduğunu düşünüyorum. Ben bugüne kadar aklımdan ve kalbimden geçen neyse dilime de o yansımıştır. Ben de kesinlikle. Herkes yani iyi kötü 5 gündür birlikteyiz. Ben Esra'nın da Sevim ablanın da öyle olduğunu düşünmüyorum ama Necla'nın gerçekten başka bir karakter olduğunu düşünüyorum. Allah Allah. Pazartesinden beri bayağı iddiada bulundunuz Necla üzerine. Ama ben bunu pazartesinden beri söylüyorum. Ben de bakınca sadece gülen birini görüyorum yani. Necla için de. Necla sadece gülen birini görüyorum. Çok konuşuyor. Öyle... Evet konuşmayı konuşan seviyor. Laf bölmeyi de seviyor. Çok şimdi seviyor. Çok yalan konuşuyor. Yok ama kendisi de diyor ki benim hani artık insanların bir bütünleşmiş huyu vardır ya değişmez. Ama ne bileyim yani öyle bir çıkarcılık olsun farklı. Ya, Necla Burçak diyor ki aslında başka biri masada başka biri. Evet kesinlikle ama öyle. Ama bunun için böyle ne bileyim dışarıda onu görmeniz lazım. Farklı hareketlerini görmeniz lazım mesela. Hani bunları gördünüz de mi böyle bir iddiada bulunuyorsunuz? Neye dayandığınızı merak ediyorum. Gördüğüm kadarıyla yorumluyorum ben. Sen bir bacak bacak kadarıyla üstüne attı da etrafta duruyor diye söyledin ilk gün. Onu sevmeme söyledi. Evet. O beni rahatsız. Onu sevmem için evet, söyledi. Evet, onu sevmem için ne oldu mesela? Yanıldın mı Sevim Hanım hakkında? Yok, yanılmadım. Yine o konuda ısrarcıyım. Ayak ayak üstüne atmıştı. Ben rahatsız peki, olmuştum. Peki konuşmalarımdan tanımadığın, beni tanımadığın için yanlış yorum yaptığını düşünüyor musun? Negatif elektrik almıştın çünkü. Evet ama yanılmışım gerçekten. Arkadaşım çok da tatlıymış. İşte öyle negatif değilmiş. Bakalım Necla Hanım hakkında ne zaman yanılacaksınız bilmiyorum. Program yanılmayacağım. Peki evet ana yemeğimizi bekliyoruz efendim. Yanılmayacağım çünkü Necla gerçek yüzünü gösterdi.